kullananlarda hep belli bir tedirginlik olabiliyor. İşte gebe kalır mıyım? Spiralim var, kayar mı? Gebelik olur mu? Şimdi bununla ilgili bir bilgilendirme videosunu açıkçası gerekli gördüm bu kadar gelen sorudan sonra. Elbette spiralin kayma olasılığı var. %2, 100 kişiden 2 kişide böyle bir şey olabiliyor. Bunu nasıl anlarım diye soruyor hastalarım. Bunu her zaman anlayamazsınız maalesef. Fakat bu tabii ki çok sık rastlanan bir durum değil. Ve siz de düzenli kontrollerinize gidiyorsanız, hiç değilse 6 ayda bir düzenli kontrol olup ultrasonla da bakılıyorsa, bu zaten spiralin yerinden kaydığı bir şekilde yakalanır. Artı spiral yerinden kaydığı zaman genellikle bir ara kanama gibi bir yakınma yapabilir, kasık ağrısı yapabilir, kasıklarda bir baskı hissi yapabilir, bir farklılık hissedersiniz. Kanamanızda farklılık hissedersiniz, düzeninde değişiklik hissedersiniz. Öyle bir şey olduğu zaman ihmal etmeden doktora gidin, ultrasonla bakılsın. Zaten spiralinizin yerinde olup olmadığı o şekilde takip edilebilir. Spirali olanlar genellikle herhangi bir beklenmedik gebelik süreci yaşamadıklarından ya da genellikle böyle bir şeyle karşılaşılmadığından çoğu zaman spirali olan bir kişinin artık ekstra bir korunma yöntemi kullanması ya da bunun bir stres haline getirip de bundan sıkıntı duyması önerilmiyor. Yani artık spiraliniz varsa ve düzenli kontrollerinizi de yaptırıyorsanız normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama tabii ki mutlaka 6 ayda bir özellikle öneriyoruz. Kontrollere gidip ultrasonla spiralinizin durumunu değerlendirilmesinde fayda olacaktır.